İlk dilimde bir miktar yılbaşından bahsetmiştik ama piyango konusunu konuşmamıştık. Ben de onu sorayım. Bu piyangonun hükmü nedir? Yani bir sanki yılbaşı ritüellerinin içinde bir piyango bileti alıp o akşam onu seyretmek de var. Böyle Evet. böyle bir durum da var. Ne dersiniz buna? Piyango bir yönüyle şans oyunu, bir yönüyle kumardır. Her ikisi de Maide 90'da haram kılınmıştır. İşte innemel hamru şarap vel meysiru kumar vel ezlamu falokları vel ensabu vel ezlamu putlar ve falokları yani şans oyunları Evet. ricsun min ameli şeytan şeytanın amellerinden bir pisliktir. Fecitenibuhu leallekum tuflihun. Bundan kaçının ki kurtulasınız, kurtuluşa eresiniz. Kesinlikle haram kılınan dört şey var burada. Şarap, içki. İkincisi kumar, meysir. Meysir size bir şey hatırlatıyor mu? Yusur, yesir, yesir. Kolaylaştırmak değil mi? Kolay yoldan. Anladım. Emeksiz para Kolay yoldan kazanmak. para kazanmak. Ve bir de ezlam. Bunu yapmıştık hatırlarsan. Falokları evet. Falokları da şans. Akılla, mantıkla, dinle, izanla, güzel örfle hareket Evet. etmeyip işi şansa bırakmak, yazı turaya bırakmak. Şimdi bunlar dinde haram kılınmıştır. Putlar, bak dördü yani. Burada bir içki var, putlar var. Puta tapmak ne kadar günahsa fal oklarıyla, şans oyunlarıyla iştigal etmek o kadar günahtır. Şans oyunlarıyla, fal oklarıyla kader belirlemek ne kadar günahsa kumar oynamak o kadar günahtır. İçki içmek o kadar günahtır. Hepsini zaten bir Bunların şeyde sayıyor. hepsi de toplumu ilgilendirir. Toplumları ilgilendiren konulardır. Bundan dolayı şimdi gelelim piyangoya. Piyango dediğiniz şey nedir? Şunlar kişi başına para yatırılan biletler ve paralardır. Çeyrek aldım, tam aldım, işte yarım aldım diye alıyorsunuz ve bu paralar buraya geliyor. Evet. Ben aldım, almam da işte falancı Ahmet aldı, Mehmet aldı, Hasan aldı, Hüseyin aldı. Var mı mendil oradan buraya katabilirsin? Bende mendil yok, Sende şeyde yok. kart var. Ha, kartlarını da koy, buraya koy, İsterseniz koy şöyle böyle. koyayım. Koydu, Rahat. bütün. Evet. Kaç kişi bilet aldı Türkiye'de? Kaç bilet Rakam satılıyor? olarak bilmiyorum ama şimdi Hadi 100 diyelim. bin diyelim, 50 bin diyelim, neyse işte. Daha mı çoktur? Herhalde 2 milyon satıyordur. Öyle mi? Tabii. Bilmiyorum. En az 2 milyon, 3 milyon. İstersen arkadaşlar içeriden baksınlar, haber versinler. Piyango bileti yılbaşında ne kadar satıyor? Diyelim ki 2 milyon bilet satıldı. 2 milyon bileti önünde bilgisayar var. 100 liradan çarp bakayım. Hemen hocam. 2 milyon yanına 100 koyarsan 2 milyar eder. Evet. Değil mi aşağı yukarı? Evet. Veya ne kadar yapar? 2 milyonun yanına 100 koydun. Hemen şöyle 1000 hocam bir hesaba. koysan 2 milyar eder. Kaç tane diyeceğiz şimdi? 2 milyon mu diyeceğiz? 200 milyon eder. 200, evet. 200 milyon eder. 200 milyon eder. Demek ki de çok daha fazla satılıyor. Bu 200 milyon, bu para toplandı mı buraya? Para toplandı. Peki bu 200 milyonu 3 kişiye, 5 kişiye dağıtacağız. Evet. Çekiliş yapıyoruz. Falanca numara, filanca numara, filanca numara. Peki burada ne var? Hangi malı sattık? Hangi üretimi yaptık? Hangi kârı yaptık? Efendim herkes ne kazandı? Burada milyonlar parayı koydu. 5 kişi şans deniyor buna. Şansının parasını aldı. Evet. İşte dinimiz buna kumar diyor. Emeksiz, alın teri olmadan, başkasının sırtına binerek, sırt sırta bindi, 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 bindi. Bu 2 milyon, 200 milyon etti. Sen onu topladın. Kağıt oynuyorsun, tavla oynuyorsun,
ne oynanıyor başka? Tombala. Ve böyle yapıyorlar değil mi? Şöyle yapıyorlar. Topluyorlar masadaki. Kazanan top. Bunların hepsi haramdır.